Kömürlük Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'yüz. Ekranda yansıttık, aklınızda kalmasını istiyoruz. Biz emniyetin sosyal işlerini yapan bir birimiz. Bizim yaptığımız iyi şeyler çok görünmüyor. Biz toplumun huzurunu sağlamak adına görev yapıyoruz. Bugün istiyoruz ki sizin yaptığınız sosyal medyada ya da diğer mecralarda yaptığınız eylemlerin karşılığının ne olduğunu bugün öğrenmenizi istiyoruz. Çünkü bilmeyerek, istemeyerek hatalar yapabilirsiniz, suç işleyebilirsiniz. O zaman sizinle karşılaşmak istemiyoruz. Biz öncesinde bilgilendirme yapmak ve sizin olası suç işleme eylemini yapmamanızı istiyoruz. Bugün de bunun için buradayız. İnsanoğlu sosyal yaşamayı seven bir insan. Tarih boyunca daima sosyal yaşam olmuştur. Sadece bilginin güvenliği, bilginin aktarımı ve yaşam alanlarında değişme gerçekleşmiştir. Onun dışında sosyallikle ilgili insanların yaşama, birbirine bağlı olma hiçbir şekilde değişime uğramamıştır. Siber alem demek bilgisayarla ilgili, bilgisayara dahil olan, bilgisayarın içinde olan anlamına geliyor. Bilgisayarın internete bağlanma olduğu alan, siber, internetin oluşturduğu alanda sanaldır. Yani gerçek olmayan bir alandır. Siberde, sanal alemde güvenliğin en güçlü zincir halkası da, en zayıf zincir halkası da insandır. Yani insanın bir anlık dalgınlığı, bir anlık vurgun duymazlığı geri dönülmeyecek hasarlara neden olabilir. Mesela ben bunu size şöyle söyleyebilirim. Geçen haftaki bir örnekten vereyim. Bize gelen bir vatandaş var. Kendisi Bitcoin oynuyor, meşhur. Artık günümüzde herkes onu uyguluyor. Arkadaşın Instagram'da gezerken Paribu sayfasını bulmuş ve Paribu sayfasının altında şey yazıyormuş. İşte ilk 1000 kişiye şu kadar destek verilecektir veya ne demişti tam hatırlamıyorum ama NFT hediyeler vardır diye. Bu da sonuçta Bitcoin yani havada gelen bir para. Hemen demiş ben buraya gireyim. Giriyor, Paribu sayfasını tıklıyor, açıyor, Paribu şifresini giriyor, şey yapıyor. Ama normalde ona yapılan sistem uzaktan erişim sistemi kendi programına, kendi bilgisayarına, telefonuna girişine izin vermiş oluyor onu seçerek. Oradan girmiş olduğu şifrelerin hepsini karşı taraftan adam alıyor, şahsın elindeki Ethereum'ları bozduruyor. Şahıs yaklaşık işte sisteme girmesi vesairesi 1,5 dakika falan sürüyor. 1,5 dakika içerisinde 180 milyar gidiyor adam. Yani karşınızdaki durumu siz hesaplayın. Yani en güçlü halka da sizsiniz, en zayıf halka da yine sizsiniz. Şimdi paralı oluşturmanız gerekirken belli standartlar gerekiyor. Yani bundan 6 ay öncesine kadar genellikle 6 haneli parolalar yeterli diyorlardı. Fakat artık gelişen teknolojiyle 6 haneli parolalar yetersiz duruma geldi. Parolaların en az 8 haneli olması gerekiyor. Bir de karşımıza çıkıyor. Şifre ne, parola ne? Yani şifre sistemin belli algoritmalarla belli verileri kopyalaması, şifrelemesi, kodlaması demektir. Yani sistemin bildiği bir şeydir. Buradaki MD5 şifresi, şifreleme sistemi verilmiş. MD5'te Türkiye kelimesinin altta şifrelenmiş hali var. Normalde baktığınız zaman hiçbir anlam ifade etmiyor, hiçbir anlamı yok. Ama sistem onu Türkiye olarak algılıyor ve o şekilde işlem yapıyor. Parola dediğiniz sistemse kişinin kendisinin oluşturduğu, kendisi için anlamlı bir şeyler ifade eden bütündür. Bunu sakın unutmayın. Ben birkaç tane örnek parola verdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, merhaba dünya, duman altı, güler yüzlü gibi. Yani bu şekil sistemler parola olarak kabul edilebiliyor. Yani uzun lafı kısası kişinin bildiği parola, sistemin bildiği şifredir. Parolada olmaması gereken şeyler adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, anne baba adınız, evlilik tarihiniz, anne kızlık soyadı, kardeşinizin adı, çocuğunuzun adı, arabanızın plakasının numaraları vesaire hiçbir olmaması gerekiyor. Parolada olması gerekenlerse en az 8 karakter olmalı. Harflerin yanı sıra gördüğünüz rakamlardan kullanılması, simgeler kullanılmalı, büyük küçük harfler kullanılmalı, sözlükte bulunabilecek kelimelerin parola olarak kullanılmaması gerekiyor. Yani günlük yaşantınızda sürekli kullandığınız kelimelerin kullanılmaması gerekiyor. Çoğul kişilerin kullanabileceği parola olarak kullanmamanız gerekiyor. Gençler bir tercihlerimizden alın. Bir tercihlerimizden alın.